Kuantum ölümsüzlüğü modern fiziğin en tuhaf, en tartışmalı ve aynı zamanda en büyüleyici düşünce deneylerinden biridir. Bu fikir gerçekliğin doğasını, bilincin sınırlarını ve ölüm kavramını sorgulatır. Ancak bu teoriyi anlamak için önce temelini oluşturan kuantum mekaniğine kısa ama derin bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Kuantum mekaniği evrendeki en küçük parçacıkların davranışlarını açıklayan fizik dalıdır. Bu mikroskopik dünyadaki olaylar makroskopik dünyadakinden çok farklı işler. Örneğin bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Bu duruma süperpozisyon denir. Bir örnek verecek olursak, bir elektronun yerini ölçmeye çalıştığınızda onun aynı anda hem burada hem de orada olabildiğini görürsünüz. Ama siz baktığınızda, yani ölçüm yaptığınızda, elektron tek bir pozisyonda bulunmaya zorlanır. Bu zorlanma anı fiziğin en gizemli olaylarından biridir. Gözlemci etkisi adı verilen bu durum bizi kuantum mekaniğinin en temel sorununa götürür. Ölçüm problemi. Peki ölçüm anında ne olur? Neden parçacık bir olasılığı seçer de diğerlerini iptal eder? İşte bu soruya farklı yaklaşımlar getirilmiştir. Ve bunlardan biri, konumuzun da temelini oluşturan Many Worlds Interpretation, yani çoklu evrenler yorumudur. Çoklu evrenler yorumu ve gerçekliğin bölünmesine değinecek olursak, 1957 yılında fizikçi Hugh Everett tarafından önerilen bu yorum, kuantum sistemlerinin gözlemlendiğinde çökmek yerine dallandığını savunur. Yani bir parçacığın orada ya da burada olması gibi olasılıkların her biri kendi evreninde gerçekleşir. Bu durumda gerçeklik sonsuz sayıda dallanan evrenlerden meydana gelir. Örneğin bir zar attığımızda 3 gelmiş olabilir. Ancak bu diğer olasılıkların 1, 2, 4, 5 ve 6'nın gerçekleşmediği anlamına gelmez. Onlar da gerçekleşmiştir. Ama farklı evrenlerde. Sadece siz bilincinizle 3 gelen evrende bulunuyorsunuzdur. Her seçim, her kuantum olayı yeni bir evren meydana getirir. Bu durum sadece madde değil, bilinç içinde büyük sonuçlar doğurur. Bilinç hangi evrende uyanık kalır? Bu noktada devreye giren düşünce deneyi Quantum Suicide and Immortality 1997 yılında Max Tegmark tarafından ortaya atıldı. Tegmark, Many Worlds yorumunun öznel bilinçle nasıl ilişki kurabileceğini göstermek için bu deneysel senaryoyu önerdi. Senaryo basittir ama rahatsız edicidir. Bir kişi tetik çekildiğinde %50 ihtimalle ateş alacak bir düzeneye yerleştirilir. Her seferinde tetiğe basılır. Her çekimde evren ikiye ayrılır. Birinde kişi ölür, diğerinde hayatta kalır. Kuantum ölümsüzlüğü teorisine göre bilinç sadece hayatta kalan evrende devam edebilir. Yani kişinin deneyimi sadece hayatta kaldığı evrenlere ait olacaktır. Diğer evrenlerde kişi ölür ama o versiyonların bilinci yok olur. Bu döngü sonsuza dek sürerse kişi kendini hiçbir zaman ölmemiş gibi deneyimler. Dış gözlemciler onun ölümünü görse bile. Öznel bilinç sonsuza dek yaşadığı gerçeklikte kalır. Bu durum kişinin kendini ölümsüz olarak algılamasına neden olur. Elbette bu ölümsüzlük tanrısal ya da süper kahramanlara özgü bir ölümsüzlük değildir. Sadece bilinç düzeyinde öznel bir sürekliliktir. Bu noktada işin en karmaşık ve en felsefi boyutuna geliyoruz. Bilinç nedir? Eğer bilinç beyin aktivitelerinin bir sonucuysa bu aktivitelerin başka bir evrende devam etmesi mümkün müdür? Eğer öyleyse hangi siz gerçeksiniz? Yoksa hepsi mi? Bu sorulara net bir yanıt verilebilmiş değil. Çünkü bilinç şu an bilim dünyasının açıklamakta en çok zorlandığı alanlardan birisidir. Ancak bu düşünce deneyi bize bilinç ile gerçeklik arasındaki derin bağlantıyı sorgulatır. Kuantum ölümsüzlüğü bilimsel toplulukta büyük tartışmalara yol açmıştır. Eleştiriler şunlar üzerinde yoğunlaşır. Deneysel olarak test edilemez olması, çünkü deneyin sonucu bilinç tarafından algılanamaz hale gelmektedir. Bilinci fiziksel bir sistem olarak açıklamakta zorlanması, ölüm kavramını özne olarak tanımlaması. Ama yine de bu teori fizik ile felsefe arasındaki sınırları bulanıklaştırarak önemli bir alanı keşfetmemizi sağlar. Gerçeklik dediğimiz şey yalnızca gözlemlediğimiz kadarıyla mı sınırlıdır? Yoksa gözlemci bizzat gerçekliğin oluşmasında aktif bir rol mü oynar? Kuantum ölümsüzlüğü birçok alanda yeni tartışma kapıları aralamaktadır. Bilinç aktarımı, mind uploading, kuantum yapay zeka, simülasyon teorileri,
kuantum bilgisayarlar ve etik felsefe. Bu kavramlar gelecekte insan bilinci, varlık felsefesi ve teknolojik ölümsüzlük gibi alanlarda devrimsel gelişmelere yol açabilir. Kuantum ölümsüzlüğü bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçeklik değildir. Ama yine de varoluşu sorgulamanın etkili yollarından biridir. Eğer bilinç sadece yaşadığımız evrende devam ediyorsa, ölen versiyonlarımız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de hepimiz çoktan sayısız evrenlerde ölüp sadece bir tanesinde yaşamaya devam ediyoruz. Ve belki de bu satırları okumanız, hayatta kalmış bilinç parçanızın yeni bir evrende hala okumakta olduğunun sessiz bir kanıtıdır. Sizce bilinç çoklu evrenlerde süreklilik gösterebilir mi? Gerçeklik nedir? Gerçeklik biz onu gözlemledikçe mi var oluyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.